Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin İken. Bugün arkadaşlar yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Bence bu yeni gelen güncelleme şöyle. Biliyorsunuz eskiden KP ile bir şeyler alabiliyorduk az çok. Şimdi yeni gelen eşyalar böyle yok 100 milyon, yok 1 milyar böyle. Ya uzattıkça uzatıyorlar, tamam mı? KP'de bir sıkıntı oluyordu. Şu an arkadaşlar olması gerekeni yapmışlar ve şaşırdığım nokta, hani en çok istenilen silahlar, özellikle Zaitsev Legend Pro, hadi bu yine normal eski Legend da bunu taşıyabiliyor az çok, görüyorsunuz güçleri aynı. Hani bunu o kadar şey yapmazsın, görüntü açısından mesela almak isterse. Ama şu silahın yeri ayrı. Hani bu en son çıkan silahların KP ile satılması bana bir garip geldi. Şöyle arkadaşlar bir de bakalım. Tabi bir günü aslında 1 milyon 250 bin de. Sonuçta KP olması bence güzel bir şey. Çünkü bazen nakit olmuyor. Çünkü kutu alıyorsun arkadaşlar. 2500'e kutu alıyorsun. Ama şu an mesela KP ile kimse ilgilenmiyordu. En son biliyorsunuz, hatta söylemiştim. EDS full nakitliydi bir dönem. Hatta ben bir gün önceden söyledim. Bir gün sonra bir baktım. Yarıya kadar nakitli, yarıdan sonrası KP'li. Bana bakarak mı yaptılar bilmiyorum. Hatta WoW Team değişti demiştim. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı sisteme devam ediyorlar. Yine 2,5 sayfa nakitli, 2,5 sayfa KP'liye dönmüş. KP'de de arkadaşlar alabileceğiniz neler var? Şöyle göstereyim. Yeni gelen Yama'da bu şekilde şeyler var. Bir de arkadaşlar kutumuz var. Ben hangisini, şunu beğendim. 15 gün yazıyor ama biliyorsunuz ilk 3 hiçbir zaman çıkmaz. O yüzden denemeyeceğim. Benim zaten 3 milyon 400 bin var. Bunu da kurt parası 2 vardı bende. O kutudan çıkardım. Bayağı bir çıkardık yani. En fazla bu kadar oldu. Yani 1 milyon vardı. 2 milyon 400 bin eklendi. Şöyle siz tekrar bir geçelim arkadaşlar. Şimdi KP olması neyi tetikler? Yani şimdi tamam, siz bakıyorsunuz o KP olmuş çok güzel, artık KP ile doldurabileceğiz canımızı. Hayır. Şimdi bunlar bir günlük arkadaşlar. Görüyorsunuz bir günlük. Bir günlük alabiliyorsunuz bunlardan. Mesela benim işime yarar mı? Yarar. Mesela ben o an bir challenge yapmak isterim, ben alırım. Ama normal bir insan bunu süresini uzatmak için mesela bu ne kadar? 1,5 milyon KP değil mi? Mesela 10 günlük alacaksın, 15 milyon KP. 10 günlük. Buradan alman çok zor. Ama neyi istiyorlar? Sizin KP kutusu falan almanızı. Ya da şunu, onu da göstereyim. Kupon kutumuz vardı arkadaşlar. Tabi kupon kutusu şu an değerini söyleyeceğim ve artısını söyleyeceğim size. Bakın kupon kutusu şu an direkt en iyilerde görünüyor. Görüyorsunuz 1 milyon 2 milyon en fazla çıkanını. Ve diğerleri 100 binden mi başlıyor? Yani 10 bin de varmış. Tamam. Şöyle arkadaşlar, almaya çalıştığımızda 3 adet veriyor. Hani bundan 10 bin mi 20 bin mi çıkaracaksın belli olmaz. KP kutusuna bakalım arkadaşlar. Ben KP kutusundan 500 taneden şu kadarı çıkardım işte. 500 kutudan bu kadar çıktı. Bunu da 2000 nakit yapmışlar ve 45 adet. Yani bunları almanızı tetikleyecekler. O yüzden size kalmış. Tabii önemli bir nokta daha var, ona gelelim şimdi. Gelen kutular arkadaşlar. Platin kasa şu an 600 bin KP. Titanyum kasa 350 bin. Ve krom kasası da arkadaşlar 350 bin. Şimdi bunlardan ne çıkıyor? Legend kutusu. Eldritch M6A2 Efsane Pro. Bu en iyilerine bakıyorum arkadaşlar direkt. Türkiye çıkartması. Eldritch falan var. Kar98. Galiba şunla şunun birleşimi gibi ya. Bayağı bir her şey var. Burada kart kutuları da var ayrıca arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eldritch M6A2 K417 Efsane Pro. Ben bunu hiç beğenmedim. Zaitsev Efsane Pro. Bu güzel. Bunun için açarım da en pahalısı da bu. Bunu açmak istemiyorum şimdi. Neyse, ama bir tane alalım. Gösterme amaçlı bir tane alacağım arkadaşlar. Şundan da bir tane alalım. Şöyle. Bir tane de şundan alalım. Aynen. Bir tane de bundan alalım arkadaşlar. Bakayım. Heh, tamam. Evet, şu an 2 milyon 100.000 var arkadaşlar. Hangisi daha değerli? Onu görme amaçlı ilkin bir kullanalım. Bakalım hangisi değerli. Görelim. Yani şu an platin miydi? Titanyum muydu? Krom muydu? Hangisi daha değerliydi ya? Şu an en pahalısı buydu. Platin kasaydı. En son seni açacağım kardeşim. Şöyle bir animasyon var gezi. Bakalım ne çıkacak. Nova kasası bir adet. Nova kasası bir adet. Tamam. Güzel. Kötü değil. Hani altınlı silah atmadı ya. Ona şükrediyorum ben şu an. Altını silah atmadı, o iyi yani. Oo, bak bu iyiymiş ha. Arkadaşlar 350 bin KP. Söyleyeyim de
350.000 KP. TUV 2000 Elit, K98 Efsane Pro, Eldarici M6A2 Efsane Pro. Şimdi mesela ben Zaitsev, hani son gelen Legend Pro serisinden sadece Zaitsev. Onu sevdim arkadaşlar. Onu çıkarmak isterim ama o da çıkacağını pek zannetmiyorum. Baksana. Buraya koymuşsunuz ama seçenek bol. Ben karakter kutusu mesela istemem. Askerileri istemem. Karakter paketi, askeri kamuflaj, bunların aynen paket olarak veriyor. Yok, çanta da istemem mesela. Sadece şu sondaki dörtlü olsaydı mesela benim işime yarardı. Hadi bakalım, bismillah. Belki ilk seferde pat çıkarız yani, hiç belli olmaz. Ama güzel, LRJ6A2 Efsane Pro 3 gün çıktı. Bence kötü değil arkadaşlar ya. Vallahi ben beğendim ha. Biraz daha alalım. Şu KP'yi bitiririm ya. Bak mesela 2 milyon 100 var ya. Bir günlük bundan alabilirim ha. Mesela kutuya basmak istemezseniz arkadaşlar, kutu artılı olması lazım bana göre. Biraz artı olması lazım kutuda. Ve biraz daha uygun olabilir. Nasıl yani? Şöyle. Mesela şu an 600 bindi galiba. 600 bin KP'ydi galiba bir tanesi. Mesela onu artı 3 falan yapsalar bence çok hoş olur. Onu söyleyeyim. Evet. Zaitsev Efsane Pro. Tamam. Şu en uygunu bu ya. Bu niye böyle ya? Yazık değil mi bunu? Arkadaşlar bu enseden tek atıyor ya. Valla sinsi atakta tek atıyor, onu söyleyeyim. Headshot'ta. Çok iyi. Ama bu çok sekiyor. Yani bu silah Legend Pro olmayı hak etmedi. Efsane Pro olmayı hak etmedi. Çok sekiyor. Ben bunu beğendim. Hani SL'yi böyle hafiften böyle SL'yi anımsatıyor. O yüzden beğendim. Eskilerin silahı çok hoşdur yani. Hatırlayanlar bir like'lamayı unutmayın. Hatırlayanlar var mı bakalım SL'yi? SL arkadaşlar eskiden var ya, kafayı bulurdu ya. Ya tarardın kafa giderdi ha. Böyle bir şey yok ya. Birazcık göğsün üstüne sık arkadaşlar, banko kafa giderdi ha. SL kafa bulucu bir silahtı ya zamanında. O kadar çok sevdim ki. Ondan sonra ulti bir geldi. Ne oldu biliyor musun SL? SL böyle dağ taşı sıkmaya başladı. Kafaya küstü böyle. Headshot atmaya başladı. Anlamadım hani, ultiye küstü galiba. Şimdi krom kasa. Ben tekrardan şundan alayım arkadaşlar. Bir tane daha alayım. Yeni yama notları arkadaşlar bunlar. Onun dışında ben bir şey görmedim. Herhangi bir harita falan da gelmedi. Ekibe de sordum. Ekip de diyor başka bir şey yok. O yüzden şu anlık bu var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bir tane daha alacağım. Zaitsev Ultimate Pro. Onu bir çıkarmaya çalışacağım. 306 bunu şeye harcayacağım ya. Ona lazım. Ama güzel ha. Bak bunları çıkması iyi oldu valla. Ben bunları severim ya. TUV'u kullanırım ben. Hatta ben Latin'de de söyledim. TUV gelirse kullanırım dedim. Ama Zaitsev Legend Pro gelene kadar. O gelene kadar seviyordum harbiden. O geldi valla benim içimi yaktı ya. Şimdi arkadaşlar başlayalım bakalım ne çıkacak. Çok pahalı ya. 600 bin var ya, boru değil. Ya ama bunu istemiyorum. Bana bunu yapma. Bu arada kutular dur bakayım ne çıkacak. K98 Efsane Pro 3 gün. O kutuları açtım arkadaşlar, kart kutularını. Karakter kutuları. Ya kartlar, ben karşıydım kartlara biliyorsunuz. Ama ne oldu? Ben KP kutusu açarken envanterin dolu dedi. O yüzden açtım valla, onun dışında yoksa. O, zaten biliyorsunuz o kurtları pek oynamıyorum. Ben kendim S6'cıyım. Normal eski özel versiyonlar veya ateş barut oynarım yani. Onun dışında oynamıyorum ben. Evet, son bir tane kaldı. Hadi bakalım ne çıkacak. Kardeşim. Christopher askeri kamuflaj 5 gün kuponu arkadaşlar. Evet, ben istediğim şeye ulaşamadım ama kutular biraz adaletli geldi bana. Allah'tan böyle altınlı silahlar falan eklememişler. Benim en sevdiğim kutu tarzıdır. Bak şimdi mesela ben genelde Latin'le karşılaştırırım. Neden? Kardeşim Latin farklı bir oyun değil ki sonuçta, değil mi? Latin farklı bir oyun değil. Ben neden Latin'deki kutuyu açtığımda, en son çıkan gelen yeni kutuyu açtığımda bana en iyi eşyaları verirken, benim server'ım, benim ülkemde gelen kutudan 10.000 ya da artık kaç bin nakitse bastığımda bana altınlı silah verir? Hani benim oyunum bana düşman mı? Ben bunu düşünürüm. Anladın mı? Neden yabancılarda istenilen her şey çıkarken bizde bu şekilde? Ben bunu sevmem ama gerçekten bu platin kasa, titanyum ve krom kasada bu birazcık engellenmiş. Bakın görüyor musunuz? Peru çıkartması, Amazon çıkartması, hadi bu nazar boncuğu olsun. Hani o kadar şey değil. Tamam, onlara takılmıyorum. Krom'a bakalım.
gizemli kutular, tüm sandıklar, tüm kutular, tüm kart kutuları falan Legend kutusuna kadar var. Buna da bir şey demiyorum. O kadar kötü değil arkadaşlar. Platin kasaya geldiğimizde özellikle platin kasa zaten tam istediğim Latin kasası. Bak Latin'e örnek vermek istemiyorum ama Latin'e örnek almaları gerekiyor. Ve bu kutu harbiden bak platin kasa harbiden dediğim istediğim şeyleri yani gösteriyor burada. Bak kart kutusu, Christopher olsun, K98, Legend Pro'lar falan en son çıkan şeyler bunlar. Tamam bunların çıkması bence güzel olmuş. Hatta bak mesela Latin şunu da yapıyor mesela. Latin'e özenirlerse izliyorlardır belki. Latin kurt koşusu falan veriyor. Genelde arkadaşlar bu gelen yeni kutularda biz mesela bizde 2 tane 9-9 geliyor, 7-7 geliyor, 6-6 geliyor. Farklı isimlerle geliyor, tamam mı? Legend kutusu yapıyorlar, Cup kutusu yapıyorlar, kupon kutusu yapıyorlar. Ama onların yaptığı bir şey daha var. Kurt kutusu yapıyorlar. Mesela 2 tane 9 gelirse birisi Human, birisi de Wolves. Yani biri insana hitap ediyor silah olarak. En son çıkan silahlar, Legend Pro'lar falan. Birisi de kurda hitap ediyor. Kurt koşusudur, pençesidir, yeni çıkan kurtlardır bunları. Bence bu yönden de bir şey yapmaları gerekiyor. Bana hani öyle olursa daha güzel olur. Ben sevinirim. Bu arada şu 10.000 jeepler oradan geldi. Hala 5 yıldız olup olmayacağımı soranlar var arkadaşlar. Eskiden biz K paketini alırken arkadaşlar 1 milyon 2 milyon GP'ydi. Şu an herkesin envanterinde 50 milyon 100 milyon GP var, tamam mı? Neden? Çünkü en son biliyorsunuz bir ara 20 tane 1 milyon GP falan vardı, 30 tane falan vardı bayramda hatırlarsınız. Ama 20 bin 30 bin nakitti. Ben harcamadım kardeşim. Bu şekilde rütbenin paraya döndürülmesi benim canımı sıktı. Ben almadım. Ben onunla 5 yıldız olmam kardeş. Ama herkesin alabileceği 1000 nakite, 2000 nakite olan 1 milyon GP'leri ben alırdım. Aldım. Hatta aldım o zamanlar biliyorsunuz. Çünkü herkes alıyordu. Yani bu oyunu oynayan kesin nakit yatırıp ve onu almıştır banko. Ama kalkıp sen 20 milyon GP, 30 milyon GP'yi yani belli bir nakite satarsan orada birazcık bence adaletsizlik olabilir. İstediğin rütbeye, istediğin şeye kavuşabiliyorsun. O biraz saçma geldi bana. Bu kadar basit olmamalıydı. Şimdi herkes almış, GP'leri doldurmuş 100 milyon, 200 milyon envanterinde. Bana göre bu olmadı. Bu olmadı bana göre. Eski sistem güzeldi. Bu bana olmadı. Bence yanlış bir hareketti. Her gün eşit bir şekilde herkese verilmesi güzel bir hareketti. Ama böyle nakite vurulması benim sevmediğim bir şey oldu. O yüzden ben almadım. 5 yıldız olmamı da bu kadar kolay beklemeyin. Onu almadım. Ona küstüğüm için diğer K paketindeki GP'leri de almadım. Yani bildiğin 5 yıldız olmamaya küstüm yani. Olmayacağım dedim. Ben 5 yıldız olmayacağım dedim. Hani kendi kendine oluyorsan ol kardeşim. Hesap sana diyorum. Kendi kendine oluyorsan ol ki olmayacağını biliyorum. Çünkü yakında 3 yıldızla düşeceğim. Bakın. Ekran görünüyor mu bilmiyorum. Bu kısım pek görünmüyor. Arkadaşlar bak 209 milyondayım. Benim olduğum kısımda 3 yıldız görünmüyor. İkinci sayfada da görünmüyor. Bakayım 208 milyonda var mı? Heh, 208 milyonda 3 yıldız var arkadaşlar. Sayfaya geçtim. 208 milyonda 1, 2, 3 tane burada. 208 milyonda bak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve gidiyor. 208 milyonda şu an çok fena 3 yıldızlar var. Hani beni bekliyorlar. Üst rütbeye çıkacaklar. Benim önceden tabii biriktirdiğim GP'lerim hala duruyor. Onları zaten üstüne ekleyebilirim. Ama 5 yıldız olmamı beklemeyin arkadaşlar. 5 yıldız gerçekten çok zor. Bak mesela dur bakayım 5 yıldızda kimler var? Bizim Enes böyle miydi ya? Yok böyleydi. Bizim Enes'e bakayım. Lan 4 yıldız mı sen? Ben de aynı lan bu. 209 milyon da bu da. Aa benle aynıymış. Ben de buralarda bir yerdeydim. Heh. Ben de buradayım. Ha buradayım. Bak. Kim vardı ki ya 5 yıldız? Bizim Kobra vardı. Bakayım. O daha yeni oldu çünkü. Onun arkasına bakabiliriz. Yok lan yok öyle bakamam ki ya. Arkadaşlar neyse bu dur saçma bir hesap oldu. 350'ler. Ya 270 miydi? Ben yaklaştım şu an. Heh. Bak arkadaşlar bak göstereyim. Ya eskiden 250 milyondu onu söyleyeyim size. Eskiden 250 milyondu arkadaşlar. Başlangıç nerede? Heh. Şurada. Hop 290. Ya
Bu ne demek ya? 250 milyondan neredeyse 300 milyona gelmişsin. Ben nasıl yapayım? Ben yapamam arkadaşlar. Neyse, beğendiyseniz like demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.